Gidiyor yani kongreye doğru gidiyor. Peki. Dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gazetecilerle bir araya geldi. Soru cevap yapıldı. Bir veda buluşması gibiydi. Siz oradaydınız. Ben dedim İzmir Tıp'tan biraz takip edeyim. Ben tam açtığımda bir gazeteciye cevap verdim o soruya zaten diyordu. Hatta dedim acaba biraz sinirli mi Soyer dedim. Öyle bir yere denk geldim. Şimdi hem sizin genel izlenimlerinizi alayım hem de bizim hiç konuşmadığımız enteresan bir soru cevap geldi mi? Ya da merak ettiğimiz. Yani esasında zannediyorum hani belediye başkanı olarak özellikle tabii şimdi eleştiriler ya da iddialar ya da işte ona söylenen şeyler doğal olarak belediye başkanlığı dönemiyle ilgili olduğu için ve belediye başkanı olarak da son kez belki de konuşmak istediği için zaten böyle bir toplantıyı düzenledi bence. Çünkü yani zaten söylediği şeyleri esasında bu son bir ay, bir buçuk aylık dönemde esasında hepsini söyledi. Hı. Yani farklı farklı konular ama yani hepsine de cevap verdi esasında. Yani sorulduğu zaman ya da işte konuştuğu zaman hani olayları söyledi. Şimdi o yani dünkü şey öyleydi. Zannediyorum hani ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hani bu iddialara yani şu anda hatta toplantının dedi hani konusu ya da başlığını koyarsak şey dedi, doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular. Yani bunları söyleyeceğim dedi. İşte yani bu toplu olarak hani ben bunları bir söyleyeyim de yarın hani bir kayıt düşeyim. Hani yarın öbür gün olduğunda bak ben işte şöyle bir toplantı yapmıştım. Son orada zaten bunları söylemiştim diyeyim. Hani biraz ondan. Biraz veda, evet doğru. Hani ama neden veda? Şeyden veda. Yani belediye başkanlığından veda. Hı hı. Yoksa siyaseten veda değil. Zaten siyaseten veda etmediğinde üstünü basa basa altını çize size söyledi. Hatta genel başkanlık o şeyini sorarsınız şimdi dedi. Kendi dedi sormadan daha söyledi. Benim makam derdim yok. Ben her türlü bu siyasette, CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğim. Makam demiyorum ama bu ülkeye hizmet edeceğim. Ha, bu genel başkanlık makamıysa ona da eyvallah. Eyvallah demedi, onu ben ekleyeyim ama genel başkanlık makamıysa o da tamam. Hani ben genel başkanlık diye bir iddiam yok ama hizmet edeceğim makam oysa ona da talibim demek istedi yani esasında. Birincisi bu. İkincisi siyasette her türlü varım. Hani bundan sonra da işte bundan sonra da hani yerel siyaset yapmayacağım. Bundan sonra hani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir hedefim yok. Bundan sonra ben ülke için hedefim var. Bu da ülke için hedef nedir zaten? En basiti diyelim. Milletvekilliği, bakanlık, genel başkanlık, cumhurbaşkanlığı falan. Bunlardır zaten yani. Demek ki böyle bir hedefi var. Bu o da dedi işte hangi makam olursa olur ama bir şekilde ben burada olacağım dedi. Onun altını çizdi. Benim hani diğer iddia bir sürü hani şeyleri söyledi. Bunlar yanlış, bunlar doğruydu işte. Bunlar doğru, bunlar yanlıştı ama benim biraz da geleceğe yönelik olarak bir de şu andaki mevcut adayların hani üstüne basa basa söylediği şeye cevap olsun diye de söyledi belki. O önemli. Su meselesi. Ha evet doğru. Dedi ki indirim yapacaklarını söylüyor adaylar. Yapamazlar. Bak yapamazlar dedi. Çünkü dedi yasa var. Yasa diyor ki dedi nasıl kaça mal ediyorsanız o kadara satmak zorundasınız. Ha, kar eden bir kuruluş değil diye değil mi? Altını çizdi. Üstüne kar da koyamazsın ama ucuza yani süspanse de edemezsin, ucuza da satamazsın. Onun için yani mal ettiğini satabilirsin. Ha maliyet hani düşebilir mi? Yani düşürürsen maliyeti doğal olarak ucuzlar. Ama ve lakin Türk işte İzmir'in dedi %60 küsür zannediyorum %60 küsür 67 falan yeraltı kaynaklarından elde ediliyor. Yeraltı kaynaklarının çoğu da Manisa sınırında dedi. Hı hı. Yani oradan dedi biz hani alıyoruz getiriyoruz bilmem ne tabii ki maliyet artıyor. Gördes Barajı'nı söyledi. Gördes Barajı tamam ama biz hatta tam para ödüyoruz. Sanki bütün suyu alıyormuşuz gibi 268 milyon dedi yanlış hatırlamıyorsam gene. Ödüyoruz ama o kadar su almıyoruz. Hı. Yani bize tam su parası alıyorlar bizden ama o kadar vermiyorlar. Hani yarın öbür gün tamamını verirler falan maliyet düşer falan bunlar ayrı. Ama şu anda kimse %50 ucuzlatamaz demek istedi. Yani kimse yani %50 ucuzlatamaz suyu. Artı
bir iddia şey iddia da yanlış dedi. Türkiye'nin en pahalı suyunu hı-hı. hani İzmir satıyor. Hayır, biz üçüncüyüz dedi. Evet. Bizden önce iki tane il var dedi. Hani daha pahalı olan. Yani bir su konusunda hani bu %50'yi hani beklemeyin. Adayların çünkü vaatleri. Yasa şimdi bilmiyorum tabii. Hükümet yasa değiştirir. Hani bu yasayı değiştirir. İşte der ki mesela %30 süspanse edebilir büyükşehir suyun maliyetini vatandaşa verirken. %40, %50 diyebilir. Böyle bir yasa çıkarır. Ha tabii ki o zaman değişir. Ama ya söylediği bugünkü mevcut şartlarda şu günkü yasayla ben suyu mal ettiğim fiyata satmak zorundayım. Ne kar edebiliyorum ne indirim yapabiliyorum. Doğal olarak da %50 ucuzluk hayal dedi. Hmm. Su da böyle bir şey söyledi. Şato ile ilgili işte gezdirdi hatta işte yani boşaltmışlar dün itibariyle. İşte bir salon, bir mutfak, üç şeyden oluşan yani kütüphane bir tarafı kütüphane olarak kullanılıyor hala öğrenciler vardı. Öbür tarafı yani konut olarak kullanılan ve çok işte iddia edilen falan. Ben zaten biliyordum da hani iddia edildiği gibi zaten sauna yok, mahzen yok, şarapların olduğu falan. Çok böyle hatta şöyle diyeyim benim evimden benim evim kadar lüks değil yani eğer lükse yani. Lüks de yani şey öyle değil. Yani ne mutfağı öyle ne işte diğer yerleri öyle. Bir de aynık bırakılmış. Çünkü ben salon olarak kullanılan yer aynı zamanda Aziz Kocaoğlu'nun daha önce böyle işte bir şekilde özel görüşmelerini bilmem neleri yaptığı ofis olarak kullanılıyordu. Hmm. Ve ben Aziz Kocaoğlu ile o ofiste görüşmüştüm zamanında. Aynı. Yani sadece masa falan kalkmış. Yani koltuk ve bir televizyon var. Ama duvarlar işte böyle tamamen tahta döşenir ya. Aynı. Diğer yerler de aynı. Yani onun için de o şato olayında da işte haksızlık yapıldığını yani herkes gördü yani. Bir haksızlık var yani. Tamam orayı konut olarak kullandı ama dediği gibi zaten orası o üst taraf ofis alttaki 3 odada lojman gibi kullanılıyormuş. Zaten hani konut, misafirhane gibi. Misafirhane gibi kullanılıyormuş. Doğal olarak da hani bana fazla yüklenildi bu konuda. Hani anlamsızdı. Evet. Dedi tadilat madilat hiçbir şey de yapmadık zaten hesabı. AK Parti'nin en çok yüklendiği konuların evet. başındaydı çünkü. Kooperatif konusunda bence yani bir tarafta bir eşini ilgilendirdiği için şimdi onu şey yapmayayım ama haksızlık yapıldı eşime. Eşim çünkü bir kooperatifimiz değil, Kooperatifler Birliği'nin başkanı. Hı hı. Kooperatifler Birliği de işte süt ve şeyden sadece 0.14 kuruş alıyor. 2023 rakamını verdi. Kooperatifler Birliği bundan dolayı 170 bin lira kar etmiş. Bunun 103 bin lirasını da damga vergisi olarak ödemiş. Yani topu topu dedi 67 bin lira kar etmiş. Milyonluk bir alım satım da. Yani esas kar eden kooperatifler. Yani alttaki yani ürünü satan kooperatifler. Burada bir haksızlık var dedi. Sonra eşinin bu görev yaptığı hiçbir dönemde ne harcağı ne izin parası ne bilmem ne bu tür hani esasında alabileceği şeyleri almadığını bunun tamamen bir misyon olarak üstlendiği için yaptığını falan söyledi. Eşine teşekkür etti. Mesela bu da bir şey. Sütle ilgili işte sütü doğrudan teminle alıyordu. Belediyenin böyle bir hakkı olduğu için kooperatiflerden doğrudan teminle alıyordu. Aldığı sütü. Büyükşehir dağıttığı işte çocuklara. Bu iptal edildi. İhaleye döndü. Kim kaybedecek? Kooperatifler yani üretici kaybedecek. Bunu da zaman gösterecek dedi. Yani ben haklı çıkacağım. Çünkü büyük şirketler ihaleye girecek. Kooperatiflerin böyle bir gücü yok. Hani ihaleye girip kazanmak gibi. Büyük şirketler ihaleye girecek ve sütü onlar toplayacak, onlar alacak. Doğal olarak üretici de şimdiki gibi bir kooperatiften hani şu anda elde ettiği gibi kar veya şey elde edemeyecekler dedi. Bu da üretici şey yapacak. Bu aynı zamanda küçükbaş hayvancılıkta da aynı şey olacak dedi zaman içerisinde. Bence bu konuda da haklı. Yani sistemin hani kimin başında olduğundan çok sistemin nasıl işlediği daha önemliydi. Ama nedense işte Neptün Soyer'in hani Kooperatifler Birliği'nin başında olmasından kaynaklı iş siyasete dökülüp doğru olan bir şey esasında gene eski usule döndürüldü. Yani parası olan konuşacak işte hangi büyük şirket girip alıyorsa alacak ihaleyi devam edecek. Bu da tabii sen ben biz sütü
İşte ya da o çocuklar ya da büyükşehir belki de vazgeçecek o işten pahalıya mal olduğu için. O çocuklar içemeyecek ya da biz daha pahalıya içmeye devam edeceğiz sütü. Çünkü üretici doğal olarak ona göre şey yapacak. Suyu söyledik zaten. Körfez'de de bugüne kadar hani çok şey yaptık. İşte bir sürü şey anlattı Körfez'le ilgili. Dördüncü fazın işte şeyi atıldı. Bu 5-6 devam edecek. İşte yeni hatta onaylanmış o andaki bir bürokrat hani söyledi. O bekliyoruz deyince bakanlıktan dün itibariyle onaylandı dedi. Körfez'in dışarıya deşarj edilmesi yani bu arıtmadaki suyun yine Körfez'i değil daha dışarıya basılması falan. Bu izin verilmiş işte. Eğer bunlar yapılmaya yani mevcutların devam ettirilirse yapılmaya üstüne konursa da Körfez'de yani şu anda da koku çok, hani yok ya da çok az. Körfez'in koku veya diğer sorunları tamamen bitecek. Ama dedi bu arada Körfez'i konuşurken ulaşımı da konuştu. İşte ulaşımla ilgili bir sürü şey yaptık falan ama Körfez'de bir tüp geçit yapmak yerine işte bize izin vermediler. 6 tane biz gemi alacaktık feribot elektrikli. Hala onay verilmedi. Ya da diğer işte vapurları arttırırsınız 15 dakika şu anda dedi şey geçişler 5 dakikaya düşürürsünüz işte daha çok arabalı vapur çalıştırırsınız doğal olarak dedi yani tüp geçit yapmaya falan gerek yok o kadar büyük maliyete de gerek yok işte zaten yapılır mı yapılmaz mı onu bir zaman gösterir dedi. O sorun öyle çözülür dedi yani. Çözülür dedi orada bir şey yanlış. Yapamadığım ya da işte ukde kalan en büyük şeyi elektrik fabrikası ki ben de hala anlamış değilim. Elektrik fabrikasını Büyükşehir Belediyesi bir kamu şirketi alıp ben burayı gençlik merkezi yapacağım, güzel bir hale getireceğim. Böyle ölüyor, burası dökülüyor. Demesine rağmen işte biliyorsun ihale iptal edildi, öyle oldu, böyle oldu, teklifler reddedildi. Hala niye bana hani verilmedi, niye bana derken Büyükşehir'e niye verilmedi hani burası bunu anlamış değilim dedi. Ki bana göre de çok haklı. Yani ben hala o vermeyen, reddeden bakanlık ve bürokratların hangi kafalarıyla bunu reddettiğini ben de anlayamıyorum hala. Açıklamasını merak ediyorum. Yani İzmir'e, yani diyelim ki AK Parti kazandı İzmir'i. O zaman vereceksiniz. O zaman nasıl olacak? Yani diyelim o zaman istediği zaman alacak. O zaman nasıl olacak? O zaman nasıl diyorsunuz hani İzmir'e biz ayrı gayrı davranmıyoruz. İzmir'e işte ne gerekiyorsa yapıyoruz. Nasıl diyorsunuz? Hangi yüzle diyorsunuz? Yani anlatsın birisi 5 yıldır niye elektrik fabrikasını Büyükşehir Belediyesi ben buraya alıp bir de kamu yararına burayı bir gençlik merkezi gibi yapacağım, güzelleştireceğim. Bak dökülüyor. Her gün geçerken hani bakarken bile insanlar Allah Allah bina yıkılıyor diyorlar. Hani bunu niye mesela anla ben de anlamış değilim yani. O konuda haklı. Aynı şekilde Basmane Çukuru işte meşhur hani bildiğiniz bir zamanlar Folkart'ın devreye girdi ama onun da bir şekilde sonra işte çıktığı falan. O konuda da dedi işte kaç tane şeyle TMSF başkanı da işte kaç tanesiyle görüştü, kaç tanesiyle anlattık falan yok. En sonunda bir hukuksal yol da açtık. Şu anda o devam ediyor. İşte gelecek başkan hani o yolu devam ederse belki Basmane Çukuru şey olabilir falan dedi. Hani düzelebilir işte orada yeni bir bina veya işte şey yapılabilir. Onun dışında bir de Otogar. Otogar'ı da işte zaten herkes biliyor. Mevcut şirket pandemiyi şey gösterip 7 yıl daha kazandığı için mahkemeden yani biz her şey hazır ama yani yasa gereği yapamıyoruz. Yani gene işte yasal yollarla itirazlar yaptık, şeyler yaptık. Kaymakamlık üstünden gönderdik bu sefer hani şeyi falan. Ama ne olur bilmiyoruz. Yani gelecek başkan bunu da baksın dedi. Bunlar benim ukde dedi. Yani yapamadıklarım. Birkaç tane daha saydı. Şimdi hatırlamıyorum. Yani sonuç olarak bir bu hani tüm 5 yıldaki iddialara veya işte doğru yanlışlara bir toplu cevap verdi. İki bir şeyin de altını çizdi. Evet ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak veda ediyorum. Ama ve lakin siyaseten bambaşka bir safta yani işte daha önce yereldeydim. Şimdi genelde siyaset yapacağım. Bu da bir başlangıç diye yani mesaj verdi. Yani Tunç Soyer'i daha konuşmaya devam edeceğiz tabii, diyorsunuz buradan anladığımız kadar. Şimdi konuşacağız. Süremiz daralıyor. Konuşmak istediğimiz konular var.